Eğitim sektöründe Adana'ya yeni bir bakış, yeni bir anlayış amacıyla yola çıkan ilk İndoğdu VIP eğitim kurumuna konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Adana'da iki şube olarak hizmet veriyoruz. 6 yaş ve üstü her türlü öğrenciyi merkezi sınav sistemlerine ve kendi okuduk, eğitim gördükleri okullardaki test yazılı ve benzeri okul takviye amaçlı eğitim hizmeti veren bir kurumuz. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz ve kaç yıldır faaliyet göstermekte İyi Gündoğdu Eğitim Kurumları? Gündoğdu yaklaşık 11 seneden beri faaliyet göstermekte. Tabii daha öncesi de var. 3 kuşak eğitimin içerisinde olan bir ailenin son temsilcisiyim ben. Firma olarak 11 yıllık ama evveliyatı Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar gidiyor. Gerçekten harika. Burada sadece bireysel eğitim mi veriliyor yoksa grup eğitimlerine de yer veriliyor mu? Bizde hem kitle eğitimi hem bireysel eğitim var. Daha çok biz butik hizmet veren bir kurumuz. Kitle eğitimi derken sınıf veya gruplarımız da zaten az kişiden oluşuyor. Ama öncelikli bizim verdiğimiz eğitim tipi bireysel eğitim. Peki kitle eğitim dediğimiz sistemde bir sınıfta kaç kişi oluyor hocam? Ortaokul gruplarında bu 10 kişi oluyor. Kesinlikle biz 11. kişiye kayıt almıyoruz. Onun dışında da eğitim öğretim başladıktan sonra eğer sınıfın kapasitesi 10 olup 6 kişi kayıtlıysa da o şekilde devam ediyor. Peki hocam benim burada fark ettiğim bir durum daha var. Öğrencilerin dersleriyle birebir zaten ilgileniyorsunuz. Ailelere de bu konuda bilgi veriyorsunuz sanırım ödevler vesaire konusunda. Bu durumdan da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Biz velilerimize çok düzenli bir şekilde raporlama sunuyoruz. Bunu devamsızlık, ödevlendirme şeklinde baz alabiliriz. Örneğin bir özel ders öğrencimizin veya bir sınıf programındaki öğrencimizin dersi bittiği takdirde de öğretmeni tarafından verilen ödev yaklaşık bir yarım saat içerisinde velinin cep telefon numarasına SMS ve mail adresine e-mail olarak geliyor. Keza ertesi hafta bu ödev kontrol edildikten sonra da gene bu ödevin raporu veliye demin bahsettiğim gibi e-mail ve SMS olarak tekrar yönlendiriliyor. Şimdi Güver Bey, çocuklar genelde izleyicilerimizin çok merak ettiği sorulardan bir tanesi bu. Çocuklarımız, öğrencilerimiz ders çalışırken çok sıkılıyorlar. Siz de burada bireysel bir eğitim veriyorsunuz. Ders çalışmalarını hem evde olsun hem burada dersi takip etmek açısından. Neler yapıyorsunuz? Aileler bu konuda evde ders çalıştırırken nelere dikkat etmeli, neler yapmalı? Bunu da uzman olarak sizlerden öğrenelim. Biz velilerimize devamlı şu telkinlerde bulunuyoruz. Masa başında çok vakit geçirmek, ders çalışmak anlamına gelmiyor. Önemli olan verimli çalışmak. Bir de öğrencinin yaşına ve sorumlu olduğu merkezi sınav sistemine göre bunun bir düzen şeklinde olması lazım. Örneğin bir sınav sorumluluğu olmayan bir öğrencim veya küçük yaştaki bir öğrencim, biz örneğin Adana gibi bir sıcak bir ilde yaşıyoruz. Yaz aylarını uzun uzun ders çalışmasını, kursa gitmesini veya ekstra takviye almasını önermiyoruz. Bizim veliye dediğim gibi her zaman önerdiğimiz verimli vakit geçirmesi masa başında. Peki, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Güver Bey. Buradan röportajımı sonlandırmadan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Her çocuk farklı algılar ve farklı öğrenir. Bizim velilere tavsiyemiz kendi çocuklarını analiz edip profesyonel bir eğitim kurumundan destek almaları. Biz de bu amaçla zaten onları burada bekliyoruz. Eğer ileriki dönemlerde girecekleri sınavlarda veya merkezi sınav sistemlerinde yardım isterlerse biz buradayız. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Güver Bey. Teşekkür ederim.